stüdyolar, kalabalık ekipler, kameralar, uydular, haber toplantıları, patron kaprisleri, istemez ütçüler, sansürcüler, adam kayırmacacılar, editörler, kapı arası ayak oyunları, patrona şikayet etmeler, otosansürlemeler, kahve arası dedikodular, sahtekarca yüze gülenler, cambaza bakçılar, kompleksiler, aynaya bakamayanlar, dev aynasındaki cüceler, makyajsız konuşamayanlar. Sesim geliyor mu? Herkese merhaba. Hemen isterseniz ilk bombamızı patlatalım. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir soruşturma yürütülüyor demiştim sizlere bundan birkaç gün önce. Çok önemli bir soruşturma. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor demiştim ama onun dışında da pek fazla bilgi vermemiştim. İşte o soruşturmanın ne olduğunu kim söyledi? Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Trump'la Erdoğan görüşmesi sırasında Fethullah Gülen'e yönelik bir ya da Gülencilere yönelik ya da FETÖ'cüler artık ne derseniz. Burada Trump'la Erdoğan arasında bir konuşma geçti ve bir soruşturma yürütüldüğünü Trump'ın Erdoğan'a söylediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ben de bundan bir süre önce bunu duymuştum. Ama tam kaynaklarımdan doğrulatamadığım için bir iki yerden duydum. Sizlere bu kadar açık söylememiştim. Görünen o ki burada Amerika'da bir FETÖ davası açılacak. Peki bu FETÖ davası neyle ilgili olacak? Türkiye'deki 15 Temmuz girişimiyle ilgili olmayacak. FETÖ'nün buradaki, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli ilişkileriyle, iş ilişkileriyle ilgili olacak gibi gözüküyor. Ne var bunlar arasında? Başta charter okullar var. Buradaki charter okullarla ilgili daha önce FBI bir soruşturma yapmıştı ama bir yere varamamıştı ya da bir yere götürememişti. Şimdi anladığımız kadarıyla bunu daha kapsamlı olarak yapıyor. Peki kim yürütüyor bunu şimdi? FBI yapıyor da asıl savcıların yürütmesi lazım. Bence bu Rıza Sarraf'ı yargılayan, daha doğrusu Hakan Atilla'yı mahkum eden savcıların yürüttüğünü zannetmiyorum. Yani Güney Bölge yürütmüyordur. Niye yürütmüyordur? Çünkü onlar zaten bütün davayı daha çok FETÖ'den aldıkları belgeler, bilgiler, deliller üzerine kurmuşlardı. Şimdi aynı adamlar çıkıp FETÖ'yü mü araştıracak burada? Ama başka bölge savcılıkları var. Onlar yürütüyor olabilir. Sonuçta soruşturmayı bir savcının götürüyor olması lazım. Eğer dava sürecine gelecekse. O da yakında çıkar ama bence çok önemli. Bu tabii burada bir iç mesele de olabilir. Neden iç mesele olabilir? Çünkü şu yüzden olabilir. Biliyorsunuz Flynn bundan bir süre önce FBI ile anlaştığını söyledi. Flynn kimdi? Bir ara Gülen'i buradan kaçırmayı planladığı iddia edilen Trump'ın güvenlik danışmanıydı. Ulusal güvenlik danışmanıydı. Ve o şu anda işbirliği yaptı FBI ile. Yani yarın bir gün Trump'ın karşısına Flynn'i çıkartabilir birileri. Ve buna yönelik de şimdi Trump bundan niye bahsediyor? Yarın bir gün diyebilir ki ya kardeşim Flynn bunu yaptı çünkü bu adam da, araştırdığı adam da Amerika'da aranan bir adamdı. Bakın bu da bunları yaptığı için belki de Flynn yapıyordu gibi bir savunma şey yapabilir, getirebilir. Yani ilginç bir durum var. Yani bütün bu iki soruşturmayı da FBI götürüyor deniliyor. Bence iki ayrı savcılık götürüyor. Bir anda Trump'ı köşeye sıkıştıran bir durum var. Fethullah Gülen olayıyla ilgili. Bir yandan da burada Fethullah Gülen'in ilişkileriyle ilgili bir başka soruşturma var. O da önümüzdeki günlerde Trump'ın elini rahatlatabilir. Rahatlatır mı bilmiyoruz ama önemli. Şimdi Trump çok sıkıştı burada. Neden sıkıştı? Çünkü bütün adamları neredeyse itirafçı oldu. Ve Trump'ın kendi burada kampanya parasını, affedersiniz, karıya kıza harcadığını söyledi. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Yani şunu söylüyorlar. Özellikle bu son avukatı Cohen diyor ki Trump diyor daha önce diyor bir işte bir porno starıyla, porno yıldızlarıyla falan beraber olmuştu. Şimdi o 2016 yılında kampanya parasını bunlara sus payı olarak verdirdi bana diyor. Şimdi bu suç. Niye suç? Çünkü burada kampanya düzenlediğiniz zaman hem aldığınız para hem harcadığınız paranın hesabını kuruş kuruşuna vermeniz lazım. FBI bir soru sorduğu zaman doğru cevap vermeniz lazım. Eğer bunlara doğru cevap vermiyorsanız da böyle oluyor işte. 3 yıl adama ceza verdiler. Adam hatta şu anda buna seviniyor. Adam dediğim Trump'ın avukatı Cohen. Ve bir karanlıktan çıktım diyor. Bana ne dediyse yaptım diyor. Şimdi Trump da buna yönelik tweetler atıyor sürekli. Diyor ki ya bu adamı diyor zorla konuşturdular, aldılar, itirafçı yaptılar. Bunlar cadı avı yapıyor. Beni
şey yapmaya çalışıyor. Yani Amerika'nın başkanı şu anda Amerika'nın istihbarat teşkilatlarıyla FBI ile doğrudan çatışıyor diyebiliriz. FBI da doğrudan adamı görevden almak için büyük bir soruşturmanın sonuna doğru geliyor gibi gözüküyor. Trump tabii bunları en büyük savunması Trump'ın nedir? Tweetleri. Sosyal medyada tweet atıyor sürekli. Bir yandan FBI'ya çakıyor. Bir yandan SNL yani Saturday Night Live diye bir program var burada. Amerika'da. Bu da Trump'ı yerden yere vuruyor. Yani Alec Baldwin başta olmak üzere. Bir yandan da buna çakıyor. Mesela bugün bu yayını çektiğim gün pazar sabahı. Dün akşam yine çok komik bir Trump bölümü yapmışlardı. Burada ilginç bir durum var ya. Yani Amerika'da belki de dünyanın da gidişatını gösteriyor. Haber programlarından çok talk show'lar. Yani güldürü programları daha çok izleniyor, konuşuluyor, haber oluyor. Bu da bence son yıllarda değişen televizyon trendlerine çok ilginç bir örnek. Belki de artık haberi zaten her yerden alıyor insanlar. İşte bu tür programlarda daha farklı bir açısını görüyorlar, gülüyorlar. En çok eleştiren de yani artık tartışma programları değil bu programlar. Zaten öyle olduğunu Trump da gösteriyor. Çünkü aralıksız bu programları sürekli eleştiriyor. Yerden yere vuruyor. Böyle olunca da ne oluyor? Tabii hiçbir şey oluyor. Hiçbir şey olmuyor yani. Adamlar ertesi hafta çıkıyorlar. Daha ağır esprileri yapıyorlar. Yine Trump'a çakıyorlar. Böyle bir süreçte kendi içinde yuvarlanıp gidiyor diyebiliriz yani. Şu anda One of Us adlı bir belgesel yayınlandı Netflix'te, onu seyredin. Ya bu arada geçen gün DM'den bir arkadaş mesaj atmış. Diyor ki ya siz Netflix'ten alıyorsunuz, biz desteklemek için yine de seyrediyoruz. Para aldığınızı söylüyorsunuz. Ya para mara aldığım yok kardeşim, espri yapıyorum ya şeyden. Hiçbir yerden para mara almıyorum yani, yoksa Netflix'ten falan ne para alacağım. Burası hasidiklerin daha çok yoğun olduğu bir semt, mahalle. Arkamda pek çok böyle İsrail'de görmediğim kadar Hasidi'yi burada görüyorum. Camlarda bakın hep şeyler var, görüyor musunuz? Demirler var. Pencerelerde hep demir. Niye diye merak ediyordum ben. Sonradan anladım ki bunlar özellikle çok kapalı bir toplum ve çocukların intihar etmemesi için koyduklarını söylüyordu o belgeselde. Efendim? Tamam, anladım. Anladım, tamam, tamam. Başka? Ne var ne yok? Hüsamettin abi, anlat. Evet. Anladım abi. Başka? Evet. Tamam. Peki abi, tamam. Görüşürüz abi, kendine iyi bak. Kahveli arkadaşlara selam söylüyorum. Eyvallah. Eyvallah. Biz biraz bütün bunlarla uğraşırken ilginç bir şey oldu dünyada. Virgin Atlantic ilk kez turistik uzay yolculuğunun ilk adımını attı. Başarıyla bir uçak, hani uçak ve uzay aracımsı bir şeyi uzaya gönderdi ve Richard Branson da, Virgin Atlantic'in sahibi Richard Branson abimiz de çok sevindi. Bunu sosyal medyadan paylaştı. Karşında ne oldu dersiniz? Rakibi olan Elon Musk da tebrik eden bir mesaj attı yine Twitter'dan. Karşılıklı böyle bir dünyanın geleceğini oluşturan belki de hayalbaz iki insanın güzel mesajlaşmalarını takip ettik. Böyle bir gelişme var. Yani ileride belki de biz olamasak da bizim çocuklarımız hadi baba atlayalım şöyle bir uzaya gidelim gelelim diyebilecekler. Bunun ilk adımında işte 2018'in son zamanlarında, son günlerinde burada Amerika Birleşik Devletleri'nde atıldı. Peppermint diye bir film var. Uzak durum. Berbat bir film. Yarısında bıraktım. Ben de bir yandan böyle bir format icat ettim ama iyi mi ettim, kötü mü ettim diye düşünmüyor değilim. Karda, kışta, yağmurda böyle yollarda helak olacağız kardeşim size haber anlatmaktan. Ya da bir gün araba çarpacak diye korkuyorum. Neyse, ben kırmızıda geçiyorum, siz geçmeyin. Özellikle genç arkadaşlar. Gençler, burada Sarah Jessica Parker'ın bir fotoğrafı çok konuşuldu. Evinden çıkarken elinde Selahattin Demirtaş'ın kitabı vardı, İngilizcesi. Millet dedi ki ne oluyoruz ya? İşte aşağılayanlar, espri yapanlar, bilmem ne yapanlar gırla gidiyor. Neden ne? Sarah Jessica Parker aslında bir yapımcı, aynı zamanda bir yayın evinin de ortağı anladığım kadarıyla. Bunu da Barbaros tweet atmış, oradan öğrendim. Yoksa benim bilgim yoktu.
Ve Selahattin Demirtaş'ın kitabında gelecek Nisan ayında çıkartacaklarmış. Kadın elinde şey yapmış da millet diyor ki acaba reklamını mı yaptı? Ben zannetmiyorum çünkü burada paparaziler genelde evlerin önünde duruyorlar, nöbet tutuyorlar ve fotoğraflarını çekiyorlar. Sarah Jessica Parker'da Chelsea'de oturuyor burada. Sanırım oradan çıkarken şey olmuş ama belki planlıyla, bilmiyoruz. Ama görünen o ki Selahattin Demirtaş'ın kitabı da burada çıkacak. Tabi bu arada Selahattin Demirtaş demişken çok ilginç bir mahpusluk portresi çiziyor Selahattin Demirtaş. Nasıl ilginç? Şimdi genelde hep cezaevinde insanlar haklı olarak oranın şartlarından ya da işte özgürlüklerinin kısıtlanmasından haklı olarak şikayet ediyorlar, belirtiyorlar, kitaplar yazıyorlar. Selahattin Demirtaş ise sanki dışarıdaymış gibi çok ilginç tweetler atıyor. İnsanlara kitap önerisi veriyor, izlediği filmlerin önerisini veriyor. Zaman zaman hayata ilgin görüşlerini belirtiyor. Bana çok ilginç geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Belki de bugüne kadar hiç kimsenin görmediği bir mahpus portresini Selahattin Demirtaş'ta görüyorsunuz. Zaman zaman farklı şeyleri öneriyorum size. Filmler, kitaplar. Takip ediyorsanız, Spotify'daysanız, elektronik müzik seviyorsanız Organica diye bir müzik listesi var. Takip ediyorum. Çok iyi. 3 tane Organica var. Organica diye yazılıyor. Search ettiğinizde çıkın bakın ya da benim Spotify hesabıma girin. Benim takip ettiğim müzik listelerinden 3 tane Organica var. Elektronik müzik severlere tavsiye ederim. Kim yapıyor bilmiyorum ama dünyanın bir yerinde birileri de güncelliyor. Yeni koydukları şarkılar da hiç fena değil. Onu da tavsiye ederim. Evet, Michelle Obama'nın bir kitabı çıktı. Burada ortalık yıkıldı. 3 milyon sattı. Michelle Obama'nın bütün bu başkanlık sürecinde sırasında işte Barack Obama'ya desteği, kendi hikayesini çok objektif anlatmış. Türkçe'ye henüz çevrilmedi herhalde ama ben de okuma listemde ilk sıralarda. Bu arada Bill Gates'in ilginç bir videosu yayınlandı. Girdim ben de bakalım biz YouTube'da yapıyoruz. Bill Gates YouTube'da ne iş yapıyor diye baktım şöyle bir. Çok güzel işler yapıyor. Görüyorsunuz ki YouTube aslında artık yeni ana akım YouTube olmaya başlamış. Ve Bill Gates mesela 5 tane kitap önermiş. Bunu da Serdar Kuzuloğlu'nun Twitter'ından gördüm. Girdim bayağı bir inceledim. Felsefe üzerine bir yazar var. Onunla mesela sohbetler yaptığını gördüm. Tavsiye ederim. Ara sıra böyle ilginç YouTube kanallarını sizlere tavsiye etmek, önermek istiyorum. Ferit Aslan mesela. Ferit Aslan'ın çok güzel bir YouTube kanalı kuruyor şu anda. Mesela cadılar, Diyarbakır'da Cadılar Bayramı diye bir video koymuş. Oo, herkes alay çekiyor, bütün cadılar. Şahane yani. Hadi Özışık AK Parti ile ilgili acayip kulis bilgileri veriyor YouTube kanalında. Bu gazeteciler ve internet haberin kurucusu, onu da tavsiye ederim. Elbette Kenan Taş. Bizim 5'ne 1 K'nın yapımcısı Kenan Taş da şahane işler yapıyor. O da ayrıca Kenan Taş YouTube.com Kenan Taş da iyi. Biz bu arada Dipnot TV'yi de bir YouTube'daki gazetecilerin platformuna çeviriyoruz yavaş yavaş. Genelde gazeteci YouTube'larını bulabilirsiniz. Lars von Trier'in bir filmini seyrettim. Ben seyrettim, siz seyretmeyin. Bayağı bu bekliyordum. Uma Thurman falan rol alıyordu. Cannes'da tartışma yaratmıştı. Çünkü Lars von Trier böyle tartışmalı filmler yapan bir uçuk bir abimiz. O böyle basın toplantısında abuk sabuk işte ya Nazileri de anlamak lazım falan gibi abukluklar söyleyince ben de filmi merak ediyordum. Seyrettim, seyretmez olaydım. Böyle bir manyaklık, psikopatlık yok yani. Bir seri katili anlatıyor. Seri katille empati yaptırıyor güya bize. Batsın böyle empati. Yapmayalım kardeşim yani. Seri katili de anlamayalım. Anlayışla karşılamayalım manyağı yani. Ama ya vahşet dediğiniz bütün bugüne kadar izlediğiniz filmleri unutun yani vahşetle ilgili. Bu böyle vahşetin en zirvesine gitmiş artık yani adam. Anladınız siz neden ev yaptığını yani işte. Hadi spoiler vereyim, seyretmeyeceksiniz. Ya neyi düşünüyorum bir süredir biliyor musunuz? Öyle uzun uzun düşündüm, bir haber okudum. Bir tane çift Mısır'a gitmişler. Piramitlere tırmanmışlar. Yasak piramitlere tırmanmak. Bunlar gizlice tırmanmış. Piramitlerin tepesine çıkmışlar. Sevişmişler.
Bir de bunun fotoğrafını çekip paylaşmışlar. Ya baba bu neyin kafası ya? Gerçekten anlamıyorum hani. Niye yani piramidin tepesine niye tırmanırsın? Yasakken. Hadi tırmandın. Yani ne oluyor? Piramidin tepesinde nasıl bir fantezi kurdunuz? Bu nasıl bir cinsel hayatınız? Cinsel şeyiniz var. Fanteziniz, fantezi düzeyiniz. Sonra madem çektiniz baba niye Instagram'a koyuyorsunuz? Şimdi Mısır polisi bunları arıyormuş. Söyle Kemal abi. Evet abi. Tamam abi. O senin ev işini halledeceğiz inşallah. Tamam. Onu da alacağız. Eyvallah. Kendine iyi bak abi. Çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sesim geliyor mu? Evet, bir film daha var. A Simple Favor. Kızlar güzel ama filmde iş yok. Tucker Carlson diye bir adam var burada. Fox TV diye yandaş bir kanalda çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Fox burada muhalif. Türkiye'de. Öyle, burada da yandaş. Trump'ın Fox and Friends. Trump'ın arkadaşları. Trump'ın artık Fox'la bağlanmadığı program yok. Neredeyse sabah programına bile adam gelip bağlanacak. Öyle söyleyeyim. Bunun da işte akşam 10'da, 9'da mı 10'da mı yayınlanan bir program var. Tucker Carlson diye. Bu da muhafazakar bir adam. Bu adam geçen gün çıktı bir programda, dedi ki burada dedi mülteciler dedi Amerika'yı kirletiyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye immigrantlar, mülteciler hakkında attı tuttu. Ne oldu dersiniz? Hemen tabii geldi, polis aldı, tutukladı, götürdü. Attılar buranın cezaevine. Değil. Öyle bir şey olmuyor. Daha da önemli bir şey oldu. İnsanlar tepki gösterdi. Ve tepki gösterdikleri için de buradaki sponsorlar, yani bu kanala reklam verenler tek tek reklamlarını çektiler. Ama özellikle de Carson'ın programından çektiler. Yani böyle olunca da bir süre sonra adam acaba kanalda kalsın mı kalmasın mı tartışmaları başladı. Bu da ilk değil. Daha önce başka isimlerin de başına benzer olaylar geldi işte. Megyn Kelly diye bir kadın vardı. Geçen gün burada Halloween'de işte zenci kılığına ya da siyahi kılığına girmek diye bir şeyi savundu. Bir anda 62 milyon dolarlık sözleşmesini feshettiler. Kadını da işsiz bıraktılar. Belki de işte en büyük ceza da bu. Şimdi biz de herkesi tutuklayalım furyası var ya. Herkesi tutuklayalım. Geçen gün Hanefi Avcı Yıldıray Oğur'un programına konuk olmuş. Çok güzel bir şey söyledi. Diyor ki ya diyor her işi diyor polise, adliyeye, askere sevk etmemek lazım diyor. Şimdi uyuşturucuyla mücadele ediyorsunuz diyor. Ya hemen bir noktaya kadar tamam polis, asker, savcı olacak ama bir noktadan sonra da bakacaksınız dünya bundan nasıl mücadele etmiş, nasıl başarılı olmuş, nerede başarılı olmuş, nasıl başarısız olmuş. Buradan dersler çıkartacaksınız. Şimdi her şeyi al, at mahkemeye, at onu cezaevine. Var ya öyle adamlar var, tutuklayın bunu, bunu da tutuklayın, bunu da tutuklayın. O zaman ne oluyor? Emin Çalışan'dan FETÖ'cü çıkartmaya çalışıyorsun şimdi. Yani o zaman da herkesin devreler karışıyor. Yani bazı şeyler var ki biz artık bu kavramları biraz uzak kaldık. Yani bunların cezası, her şeyin cezası mahkemede verilmez. Her şeyin bedeli mahkemede ödenmez. Ama tabii siz hiçbir şey cezalandırmıyorsanız, yani o zaman da kala kala savcılık kalıyor, polis kalıyor, asker kalıyor. Tek ceza mekanizması bu kalıyor. Niye? Çünkü hiçbir şeyden rezil olamıyorsun. Her şey olabiliyorsun ama rezil olabiliyorsun. Olamıyorsun. Üzücü. Güleyim mi yani bu? Gülecek bir durum değil. Ağlamamız lazım yani. Ne güzel, bir parkta tek başıma yürüyorum şu anda. Ya bu arada benim videolarımı kesip daha çok güldüğüm yerleri alıp bunları da paylaşan arkadaşlar bence hiç mahsuru yok. Bir tek altına youtube.com Cüneyt Özdemir yazarsanız tamamını izlemek isteyenler de delirmediğimizi görürler. En azından farklı tarzda bir YouTube kanalında habercilik yaptığımızı fark ederler. Sonra bak yazmıyorsunuz. Bazı internet siteleri bunu benimle dalga geçtiler. Kendilerini sonra karakolda buldular. Kendileri hakkında haber yapacak tek kişi de yok. Ya böyle Allah'ın sopası yok işte. Dedirtiyor. Tabii yani şimdi New York'ta geçen şeye gittim, Soho'da, geçen dediğim gibi birkaç yıl önce Prada var. Prada'nın böyle ilk katını boş bırakmışlar. İki tane böyle manken koymuşlar. Başka bir şey yok, bomboş.
Bu ne ya dedim. Aşağı iniyorsun, alt katta tıka basa dolu. Sonra baktım, bir iki makale okudum falan. Ünlü bir mimar tasarımını yapıyor. Diyor ki, ya diyor, New York'ta en pahalı şey ne? Mekan. Yani işte dükkan, bilmem ne kiraları çok pahalı. İşte Prada o kadar lüks ki böyle bir katı en pahalı yerde boş bırakabilir. Yani lüksün tanımını böyle yapıyor burada. Uçmadan bitirecek miyiz bakalım bu yayını? Bizde lüks ne? Ben onu düşünüyorum mesela. Bu mesela benim bazı yaptığım esprileri anlamayanlar ya da bakıyorum böyle bir sadece başlığa bakıp, sadece 30 saniyelik bir videoya bakıp dalgasını geçenler, delirmiş bu abi diyenler falan, düşünüyorum böyle. Bizdeki lüks ne diye. Bizdeki en büyük lüks cehalet abi. Cehalet gibi büyük bir lüks yok. Her şeyi biliyorsun, düşünsene. Her şeyden de çok eminsin yani. Birkaç tane komplo teorisi var dizilerden öğrendiğin. Zaten kitap okumuyorsun. Hay bin kunduz. Gülmeye küstürdüler beni. Sesim geliyor mu? Bir şeyi farklı yaptığın zaman insanlar önce korkuyorlar. Bunu en çok biz Fark Yaratanlar programında görüyoruz. Hangi meslekten olursa olsun aynı şeyleri yaşıyor insanlar. Bir tane öğretmen olsun, polis olsun, farklı bir şey yaptığı zaman ya ne gerek var buna şimdi diyorlar. Sonra soruşturma açıyorlar. Sonra tutarsa da ödül veriyorlar. Farklılıklarla aramız şey değil yani, pek iyi değil. Ya deli diyoruz ya manyak diyoruz. Bakın bir görüntü göstereceğim. Bunu ben Karayipler'de çektim. Bir adada, Dominik'te falan olabilir. Steward yani erkek hostes, uçak bekliyoruz böyle. Kapının önünde yani, küçük bir havalimanı. O da kulaklıkları takmış. Bakın ne yapıyor. Şimdi bir kişi de adama şey demedi, biliyor musunuz, bu görüntüleri izleyip. Ulan herif de kafayı yemiş, delirmiş demedi. Herkes çok böyle şey yaptı. Hepimiz alkışladık. Bravo ya dedik. Ne kadar güzel, ne kadar kendiyle barışık bir insan. Şimdi tabii bunları abi artık yani kim ne bir şey yapsa delirmiş bu. Farklı bir şey yaptığın an deli bu. Deli. Normal bir insan bunu yapamaz. YouTube kanalı kurmuş bir haberci. Tam bir delilik. Adam gülüyor abi. Evet, gülüyoruz biz haberciler ya. Gülen insanlar var. Delirmiyorsunuz. Bütün şeyde böyle durmuyorsun ya. Ne kadar ilginç. İnsanların gülen insanlara tepki vermesi bu kadar. Delirmiş bu. Bir de böyle şey arayanlar. Sözleri böyle. Ya çok güzel bir şey oldu. Şimdi ben geçen burada size iki yayın öncesinde falan bu hani Konyalı bilim insanları diye bir şey, bir literatüre bir şey soktular. Biliyorsunuz bir tane kadın öyle bir şey attı. Efendim Konyalı bilim insanları tank bulmuştu. O tankla da bilmem ne yapıyorlarmış falan. Oradan yola çıkıp Konya'da düşen robotla ilgili espriler yaptım. Vay abi. Bir alınmalar, bir böyle şeyler, laflar etler. Ya onu yapan adam Akın elektronik mi? Mühendis alınmıyor. Teşekkürler, işte espriyi anlamışsınız. Ben size teşekkür ederim dedim. Adamları zaten 5'li 1 kaya çıkarttık. Anlattırdık ne yaptıklarını. Ama öyle değil abi. Vay sen Konyalılara laf mı ettin? Ya manyak mısınız? Ne laf edeceğim? Niye laf edeyim yani? Gülün ya, gülün. Komik bir şey olduğu zaman gülün. Korkmayın gülmekten. Bırak deli desinler. Hop uçuyorum ben bu arada. Merhaba. Tarkan mesaj atmış. Cüneyt'cim çok teşekkür ederim bir önceki yayındaki nazik sözlerin için diyor. Ben teşekkür ederim kardeşim. Coca-Cola reklamına giderken keşke bizi de alsaydın. 3 milyon almışsın üstelik. Ya Şahan Gökbakar da çok güzel takip etmiş bak. Onun da hakkını yemeyelim şimdi. Off-Broadway birkaç show söyleyeceğim size ama isterseniz onu da biraz şimdi göstereyim size. Bir tanesi Türkiye'ye gelmişti. Tam bunlar Broadway'de değil yani. Biletler daha makul, biraz daha alternatif tiyatrolar. Bir tanesini göstereyim, birkaç tanesini. Geldiğinizde belki de beraber gideriz. Kim bilir? Olabilir, olmaz değil mi? Evet, yeni bir YouTube programında görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.
Sesim geliyor mu? Geliyor mu?